Merhabalar, Maskesiz Hayatlar programına hoş geldiniz. Ben Mithat Ozan Özgü. Ben Levent Kılıç. Bugün konuğumuz Sayın Pelin Şenay. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım aslında sizlerle birlikte bu programda olduğum için. Bu konuya aslında buradan girmek istiyorum. İkiniz de benim için sektörde tanıdığım çok kıymetli yöneticilersiniz. Çok teşekkürler. Halihazırda bu programla değil dışarıda bile görüştüğümüzde sizlerden çok fazla tecrübelerinizden çok kıymetli çok bilgiler edindim. Burada da beni davet ediyor olmanız benim için çok kıymetli. Hiçbir zaman unutmayacağım bir tecrübe olarak kalacak benim için. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz duymuştur diye. Ve programımız buydu. Ana fikri bu yani. Bizi sevin. Bu kadar yaşlı olduğu ortaya çıktı bu arada ama olsun. Evet, isterseniz önce yani çok kısa biraz bize, daha çok aslında izleyicilerimize kendinizden bahsederseniz neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? İsmim Pelin Şenay. Yaklaşık 7 senedir aslında bilişim sektöründeyim. 14-15 yıldır aslında çalışma hayatım, profesyonel çalışma hayatının içerisindeyim. Öncelikle biraz üniversiteden bahsetsem ve sonrasında işte anaokulunu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda NETAŞ'ta kamu ve savunma satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır NETAŞ'tayım. Oldu mu o kadar? Bir yıl oldu, daha evet. Şubat ayında bir yıl olmuş olacak. Ondan önce sektörümüzde distribütör ve üretici tarafında tecrübelerim olmuştu. Ağırlıklı bayi kanalı ve kurumlarla devletteki bilgi işlemi, bilgi teknolojileri kurumları ile ağırlıklı iletişimlerim olmuştu. Sizlerle de çalışmalarımız çok oldu. Onlara da geleceğim. Benim de sorularım olabilir ben. Tabii tabii. Buyurun. Hay Allah. Hiç çalışmamıştınız. Aynı zamanda da Türkiye Bilişim Derneği'nin bu dönemki yönetim kurulundasınız bildiğim kadarıyla. Evet, çok onur duydum gerçekten. Buradan da tüm yönetimdeki çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Gökhan Bey'in de, Gökhan Erzurumluoğlu'nun da teşviğiyle ve yüreklendirmesiyle burada çalışmalara başladım. Sizlerle de aynı ekipte olmanın heyecanı var. Görev alıyoruz. Evet, yani hani diğer önceki dönemlerde de hani çok keyifli, çok emeği katkısı olan birçok arkadaş vardı. Biz bu dönem biraz daha hani farklı neler yapabiliriz diye bakalım elimizden geleni yapacağız. Benim de aslında sosyal sorumluluk tarafında işte biraz üniversiteden başlayayım dediğim nokta. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi mezunuyum. Arkasından Atılım Üniversitesi'nde MBA programını bitirdim. Aslında şimdi de Anadolu Üniversitesi'nin Medya ve İletişim Fakültesini okuyorum. Bu dönem son dönemim inşallah. Mezun olduktan sonra onu da... Normal lisans mı yoksa... Ön lisans. Anadolu Üniversitesi'nin sınavsız ikinci üniversite olarak girebiliyorsunuz. Benim Medya ve İletişim. Medya ve İletişim. Üniversitedeyken ilgim de vardı. Aslında çok o zaman da böyle ufak bir sunuculuk, spikerlik eğitimi alıp TRT'nin dış yapımlarında bazı programlar çok programımıza konuk olmaktan çok mutlu olduk Pelin Hanım. Sağ olun. Üniversitedeyken dış yapımlar. Evet, dış yapımlar. Ne kadar dış yapımdı? çok bayağı sokaktaydı. En dış yapımı. Gerçekten. Anne çocuk sağlığı ile ilgili annelerle röportajlar yapmıştım. Onları hatırlıyorum. Üniversitedeyken de başlayan sosyal sorumluluk projeleri girmişti hayatıma. Onlar benim için çok kıymetliydi. Neler vardı mesela? Mesela çok ilginç bir tecrübeydi özellikle öğrenciyken. Hakikaten bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak istiyordum. Hikaye böyle başladı. Ne yapabilirim derken Basın Hakla İlişkiler Müdürlüğü'ne gidip bundan bahsettim. Ve tam o anda tıp fakültesi dekanı ve beslenme diyetetik bölüm başkanının Hacettepe'de birlikte yürüttükleri bir program var. Anne çocuk sağlığı ve beslenmeleriyle ilgili, aynı zamanda süt tüketimiyle ilgili. Bununla ilgili Anadolu'da yaklaşık 10-11 tane ile gitmiştim. Binlerce anneye beslenmeyle ilgili eğitimler veriliyordu ve çok kıymetliydi. Hem halihazırda organizasyonda, aynı zamanda hocalarla iletişimlerde. Hani bir öğrenci olarak benim için çok kıymetli bir tecrübeydi. Yani yarı zamanlı bir tecrübeydi ama 3 yıl boyunca mezun olana kadar orada. Evet, aynı illere de gittiğimiz durumlar olmuştu. Hala da oradaki hocalarımızla, eski yöneticilerimizle ilişkilerimiz devam ediyor. Benim için çok kıymetliydi. Ya tabii beslenme deyince hani ben şey diye düşünüyorum. Yani hani o kadar... bir bilimsel gerçek hani 10 yılda değişir mi? Hani beslenmede sanki değişiyor gibi. Yani hani yıllarca dediler ki işte yumurta kolesterol yapar. Evet. Aman az yiyin, hatta yemeyin falan.
Sonra işte bir 5 yıl önce dediler ki yok ya biz yanlış biliyormuşuz meğer. Evet. Yumurta yiyin hiçbir şey yapmıyor. İşte süte dediler ki bilmem ne yapar işte öyle olur. Ondan önce mutlaka için çocuklar süt içmeli, süt için, süt içirin falan. Şimdi işte yok gaz yapar bilmem ne içirmeyin. Evet. Yani açık süt alın, almayın. Almayın, ötekini bilmem ne yapıyor. Yok onun alüminyumu ötekini katoduna evet. bilmem ne yapıyor falan. Şimdi ben bakıyorum mesela hani Anadolu'daki yani bir kere Anadolu insanı hani müthiş. Yani hani hem dayanıklılık olarak hem işte hayat olarak şey olarak. Şimdi oradaki hani annelere doğal yiyin diyorsunuz. Zaten doğal yiyor yani. Tabii tabii. Organik, zaten organik yani onlar hani birçoğu. Binlerce yıllık zaten kültürle. Bebeği beslemekle ilgili ya 10 tane kadın, şey 10 tane çocuk büyütmüş kadın tabii, yani. Tabii, hani tabii. Siz onu anlatırken o sizi anlatıyor falan evet. yani. Hani o böyle hani o yüzden evet. değişik geliyor. Diyet dediğimiz evet. zaman hani böyle çok böyle allak bullak oluyor benim doğru. kafam. Yani tabii çok kırsalda değil şehirlerde de bunlar olmuştu ama sütle ilgili de çok ilgi vardı. Şimdi halihazırda açık süt hala var şehirlerde evet. de var. Açık süt tüketiminin biraz önüne geçmek. Çünkü evlerde süt kaynatıldığında beslenme değerini çok düşürüyor. Hmm. O yüzden tabii endüstri olarak süt bir anda kaynatılıyor ve bir anda düşük sıcağa getirdikten sonra uzun bir süre daha çocuklar Aynen. için sağlıklı ve beslenme olarak daha değerli olduğunu anlatan ve kısaca anlattım ama hala biraz unutmamış. Unutmadım yani. Evet. çok ilgimi çekmişti. Öyle bir tecrübem olmuştu. Daha sonra Sosyal Sorumluluk Bilişim Derneği ne de aslında beni biraz hazırlayan sosyal sorumluluk projeleri bunlar. CSI'da hala aslında çalışmalarım da devam ediyor. Orada da çevre bilimi üzerine çalışmalarımız olmuştu. Şimdi komik bir şey anlatacağım. Gerçekten biz birçok yere gidip hakikaten çöp topladık. Gerçekten elimize endüstri eldivenleri takıp Kızılcahamam'a gittik, Eymir'de. Yani o kadar çok çöp var ki o doğal manzarada, hani hiç bozulmaması gereken yerlerde. Siz o yöreye gidip çöp topladığınızda insanlar size gerçekten tuhaf tuhaf bakıyorlar. Yani çoğunlukla çünkü orada atılıyor o çöp ve biz gerçekten otobüslere binip, giyinip ona göre eldivenlerimizi takıp çöp topladık. Bunun gibi birçok çalışma olmuştu. Bir de engelsiz yaşamla ilgili bazı çalışmalar olmuştu. Onlarla ilgili de kampanyalar, bilinçlendirme. Aslında herkes bir engelli adayıdır başlığı altında. Doğru. Bazı çalışmalar olmuştu. Bilişim Derneği de bu anlamda üçüncü derneğim oldu diyebilirim. Sizlerden çok şey öğreneceğim. Türkiye'de ben üç tane şeyin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çocuk olmak, engelli olmak ve yaşlı olmak. Bir de hayvanlarla ilgili. Bir de hayvanlar. Ben bu hani evet doğru. Yani bunların aslında kültürel olarak çok böyle işte büyüklerine saygı gösteren, küçüklerini seven çok güzel kültürel değerlerimiz var. Ama toplum içinde yaşarken bir çocuk olmak, mesela bir bakkalda bir çocukla karşılaşmak veya işte bir otobüste, metroda yaşlıyla veya işte engelli birisiyle karşılaşmak sanki hayat düzenimiz ona göre kurulmamış gibi yaşıyor. Ama bu böyle değildi ya. Yani değildi, hani düşünsene. Değildi. Senin zamanlarında ya yani milattan önce 300'ler falan. Milattan önce 300'lerde Aristo zaman... ile bir gün oturuyoruz. Tabii. Aristo yaşlı olduğu için kalktı yer verdi. Öyleymiş program yani. Program yapıyorduk Aristo milattan önceki. Bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğimdir dedi Sokrat geldi o arada. Dedi tabii, ki tabii. yani hani ulan bu niye falan. Kales falan. Başka neler? Öyle mi? Çok okuduk herhalde. İlk kitabını imzalasaydık. Kales, ya yani bu toplumun kodları veya işte alışkanlıkları, gelenek görenekleri hani iyi yönde de kötü yönde de bozulabilir şeyler. Evet. Yani bir genetik kod değil bence. Çünkü hani ben geriye dönüp baktığımda işte ne bileyim yani yaşlı birine yer vermek vermediğinde ayıplanırdı. Yani, doğru. Şimdi, eskiden şimdi çok öyle oralı olmuyor yerlerin insanlar. Yerlerin dışında yaşlı olarak ülkede yaşamak ya mesela yola çıkıyorsun engel yollar kötü işte otobüse bineceksin zor hani sağlam insanlar zor biniyor. Yaşlılar engelliler tırmanmak zorunda kalıyor. Hani onlara göre organize edilmemişiz ben gibi bir şeye şey çok inanıyorum. Hatta geçen gün çok sevdiğim bir dostumla İstanbul'da toplantıdan çıktık. Havalimanına yetişeceğiz. Tabii hani tam böyle o iş çıkış saatine denk geldi. Dedik ki hiç araba falan uğraşmayalım. Hani metroyla gidelim. O söyledi ve çok hak verdim. Yani
şehirlerin veya işte medeniyetlerin seviye göstergelerinden bir tanesi de bence hani katılıyorum Metin hocama buradan çok selamlar. Metroya yani toplu taşıma evet, ama özellikle metro. Çünkü hani otobüslere bakıyorsunuz hani istif oluyor bilmem ne oluyor çok kolay değil trafiğin içerisinde takılıyor kalıyor falan ama metro gerçekten hani bir şehirlerin içerisinde bir yerden bir yere gitmek için yaşınız ne olursa olsun çocuk da olsanız büyük evet, de olsanız öyle de böyle de çok hani medeni evet, bir ulaşım türü. Biz daha farklı ulaşım türlerini tercih ediyoruz maalesef. Geçen gün bir röportajda izlemiştim daha önce yurt dışından gelen Koç Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci. Fransa'dan gelmiş hatta. Fransa Başbakanı'ydı sanıyorum değil mi? Arkadaşınız mı? Arkadaşım diyor. Yok artık bu. Geçen Fransa'yla oturuyoruz. Eski Cumhur şey bu Fransa Başkanı'nın karısı. Mitterrand konuşuyor. İşte şeyden bahsediyor. Ben Koç Üniversitesi'ne ilk geldiğimde çok şaşırdım. Sanki galeri gibiydi. Herkes son model arabayla geliyordu. Bizde hani araba ailece bir yere gidiliyorsa kullanılıyor falan gibi böyle bir konudan bahsediyor. Tabii hani bu sadece İstanbul'da değil birçok Ankara'da da hani bu şekilde. Biz genelde toplu taşımayı kullanmıyoruz ama keşke daha çok kullanabilsek. O biraz abartmış çünkü hani İstanbul'da aslında gerçekten İstanbul'u bilen kişiler hani metroyu kullanmanın son model bile olsa arabayı kullanmaktan evet, çok daha pratik kesinlikle, ve iyi olduğunu bilirler evet, yani. Evet, 3 saat trafikte kalmamak için o tarafta. İstanbul'da çalıştığım dönemde hani hakikaten böyle ayda 2 kitap falan bitiriyordum metroda gidip gelirken okuyarak evet, falan yani hani hakikaten şirket arabamla veya işte şoförümle falan gidip gelmek yerine metro ile gitmeyi tercih ediyordum. Çok daha bir pratik, çok daha aslında, rahat. Evet. Ya arabada kitap okurken hani ne olursa olsun bir yerden sonra hani başınız dönüyor vesaire ya da işte mideniz bulanıyor ama metroda evet, olmuyor yani. Doğru. Daha konforlu gerçekten. Aynen öyle. Pelin Hanım çok teşekkür ederiz bizi programınıza konuk ettiğiniz evet, için. Biraz bugünkü, Ankara'dan bahsedecektik. Bugün daha kaç durun, metrosu var kaçırmayalım. Sizin hobilerinize dönelim diye. Ben size biraz Ankara'dan da bahsedeyim. Sosyal sorumluluktan sosyal aslında sorumluluktan, şey yaptık. Evet buralara geldik. Sosyal sorumluluktan hakikaten. Sorumluluklarınız sosyal midir? Sorumluluklarım sosyal olduğunu düşünüyorum. Mesela? TBD var, TBD var. Evet, TBD var. D var. Yani hakikaten aslında hem oraya hem de biraz Ankara'daki konfora da girmek istedim. Tabii satış temsilcisi olduğumuz için ağırlıkta hep dışarıda olmamız gerekiyor. Çok maalesef kullanamıyoruz toplu taşımları ancak Ankara'da yaşamanın da ekstra bir konforu olduğunu düşünüyorum. Hem trafik olarak hem insanlara ulaşabilmek açısından. Kültürel aktiviteler mesela İstanbul'da bir arkadaşımla bir konsere gitmek için bilet almıştık aylar önce ve gidemedik yani gerçekten. Ama Ankara'da birkaç gün önce de bulabiliyorsunuz arkalarda bile olsa gidebiliyorsunuz. İşte benim... O şeyden değil, o biz Ankaralılar olarak kültüre çok düşkün değiliz. Aslında öyle, hani öyle mi düşünüyorsunuz? Yok yok şaka yapıyorum değil tabii. Ya bir tarafta 15-20 milyonluk bir şehirde bir konsere bilet bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ya da işte bir tiyatroya, oyuna. Hani burada herhalde 6-7 oluyor, milyon falandır değil mi? Evet. Ya da 5-6 yani, milyon yani hani Ankara'nın nüfusu. Kesinlikle. Çok daha rahat oluyordur. Hem yani, öyle hem de hakikaten Ankara'da kültürel aktivite olarak çok ilerlediğini düşünüyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'na çok kıymetli şefler geliyor. Onların orkestraları geliyor. Genelde kış aktivitelerim arasında işte senfoni konserleri, tiyatrolar, bazen caz dinletilir. Benim çok hoşuma yeni gidiyor bina gerçekten. Yeni bina da çok güzel olmuş. Yani evet. Ben hani kendi adıma bilmiyorum tabii hani mimari değerlendirmesini mutlaka evet, uzmanları yapar ama hani ben sıradan bir vatandaş olarak hani çok başarılı evet, buldum yani. Evet. Yani hobilerime de cevap vermiş olayım böylelikle. Hobilerim arasında evet hani kışın Ankara'daki sosyal aktiviteleri çok seviyorum ama yazın gerçekten olabildiğince seyahat etmeye çalışıyorum. İzinlerimde, tatillerimde ve özellikle hafta sonlarını bile çok Ankara'da geçirmeme üzerine. En son yurt dışına nereye gittiniz? En son yurt dışına Amsterdam'a gitmiştim. Ne zaman herhalde pandemi oldu. Evet, pandemi bütün şeyleri tabii darmadağın üstü. 2017 Kasım ayıydı. Çok soğuktu gerçekten onu hatırlıyorum. Orada çok en yakın arkadaşlarımdan birisi orada. Birçok arkadaşım da aslında Ankara dışında da yaşamaya, çalışmaya başladı. Benim için de hem onları ziyaret hem gezme o açıdan hafta sonu İznik'teydim mesela.
bir arkadaşımın eşi İznikli, göl kenarında küçük bir arazileri var. İşte tiny house yaptılar oraya. İşte İstanbul'da buluşamıyoruz, onlar İstanbul'da, ortak noktada daha keyifli oluyor. Bol bol seyahat etmeyi seviyorum. Hani kışın çok hava soğuk, havayı çok seyahati sevmesem de Ayvalık'ta aile de yadigarlığım yazdığımız var. Soğuk sevmiyorum değil mi? Amsterdam'a gidiyorsunuz Amsterdam'a ama Kasım gittim. Ayında yani. Arkadaşım yeni gitmişti. Dedim ki sen gittin, euro artmadı. Baktım bak, o zaman hatırlıyorum 3.62 falandı. Ne diyorsunuz? Gerçekten öyle bir konuydu diye hatırlıyorum. Evet ya, 3.5'la çarpıyordum. Bu konuya hiç girmeyelim ne olur. Girmeden hemen kapatıyoruz. Peki seyahat etmeyi severim yani. Bak, yazın özellikle. Altın kaç lira oldu? Günümüz var, bu takip edin. Çok fena çok. Altın zaten. Evet. Ben böyle düğüne gitmeyen insanlar duymaya başladım. Takı takmamak için. Hani. Birkaç senedir var o. Covid döneminden beri sanıyorum. Evet. Zaten bu. Vallahi çok iyi. Tam takı takacağım. Evet, öyle durumlar olabiliyor gerçekten. Neyse ki o durumların en sıkıntılı dönemini atlattık. Ben de o dönemde, o Covid döneminde aslında biraz hobilerime de ağırlık verme durumu yaşadım. Yazmayı çok seviyorum. Aslında en büyük hobim bu benim. Bir eğitiminiz var mı bununla ilgili? Aslında yani şöyle. Yani tamamlayıcı bir eğitim vesaire gibi. Çünkü yazmak çok özel bir şey yani, bir yetenek ama hani onun geliştirilmesi ötesinde için bir eğitim gerekli. Aslında eğitim hayatımı lise ve üniversitede okul dergi gazetelerinde çalışmalarımız olmuştu ve Türk Dili Edebiyatı hocalarıyla birlikte hem onlardan eğitim olarak hem de çalışmalarımızı yapmıştık. Ama en kıymetli eğitimlerden bir tanesi Uğur Mumcu Vakfı'nda, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda. O zaman öğrenciydim ve bir yazımı göndermiştim. Hani sizden eğitim almak istiyorum şeklinde. Ve beni burslu kabul etmişlerdi. Benim için çok kıymetliydi. Hani çok hakikaten çünkü bir şekilde bağışlarla hayatını sürdüren bir kurum. Ama asla kar amacı gütmeyen bir kurum. Yazımı beğendiklerini ve burslu almak istediklerini söylemişlerdi. Orada yıllarca aslında devam etti çalışma. Bu arada bugün 24 Ocak Uğur Mumcu'yu ve Ali Gaffar Okan'ı anmak istiyorum. Rahmetli ikisini de, rahmetli. Mekanları cennet olsun. İkisi de büyük değerler ve çok büyük kayıplar. Söylenecek herhangi bir söz yok. Evet, sözleriyle hala mekanları önümüze cennet ışık olsun. Saçıyorlar aynen. Diyebiliriz. Oradaki çalışmalarım devam etti. Aslında henüz bir kitabım yok ama hazırlık çalışmaları devam ediyor diye bahsedebilirim. Ufak ufak öyküler. Şöyle bir aslında yapım var. Mesela maskesiz hayatlara uygun bir şey söyleyeceğim belki. Hakikaten maskemi bırakıp, profesyonel kimliği bırakıp sıkı durun. Yani hakikaten çok hani herkesin bir duygusal yanı olduğunu düşünüyorum ama duygulu ve duygularını ifade etmeyi seven biriyim ve bunu yazılı dille anlatmayı da gerçekten çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Doğayla baş başayken mutlaka kalemimi elime aldığımda bir şekilde dökülüyor ve o yüzden hep böyle hazırdır benim çalışmalarım, böyle taslak halinde. Umarım onları birleştirip bir gün sizlere anlatma fırsatım olur. Çok İnşallah bastırırsınız, biz de alıp imzalatmaya geliriz. Memnun, onur duyarım. Şey, yani hani o hakikaten özel bir yetenek. Onu herkesin yapabileceğini çok sanmıyorum ama hakikaten böyle günün birinde bir, ne bileyim, hikaye kitabı olabilir, roman olabilir, araştırma olabilir, deneme olabilir. Böyle bir kitap çıkarma şeyiniz var mı? Hedefiniz? Aslında çalışmalarımız vardı. Hem Hacettepe Üniversitesi'ndeyken Türk Dili Edebiyatı hocamızla beraber ufak bir yarım kalma dönemi oldu. Daha sonra Uğur Mumcu'dayken Covid dönemine denk geldi. Tabii tekrar bizim girişimlerimizle olacak bir konu. Buna daha fazla ağırlık vermem gerektiğini hissediyorum bu programdan sonra. Levent'in de var mesela bir kitap benim projesi. Benim de var, evet. Ne kadar güzel. Network for Idiots. Aptallar için network. Heyecanla bekliyoruz. Şöyle, geçenlerde bir siber güvenlik eğitim ya da konferansı gibi bir şeye katıldım online. Orada diyorlardı ki siber güvenlik öğrenmek için kesinlikle network öğrenmeniz lazım. Önce network'ü bilmeden siber güvenlik böyle temeli olmayan bir yapıya benzer diyorlardı. Dolayısıyla ben
böyle çifte dikiş okuyan öğrenciler gibi hala network öğreniyorum. Siber güvenliğe geçemedim. Bilgileri tazeleyeyim ben. En azından ben. Doğru bir öğretim almaya çalıştığımı öğrendim. En azından yolda yürüyorsun. Yolda yürüyorum, onu anladım. Network önemli gerçekten. Böyle o kullandığımız internetin işte kan damarları tabii, gibi. Değişik onları kişilerle taşıyan, tanışmak. Değişik kişilerle. Çok önemli. İletişim network var. Çok özellikle önemli. Etkinlikler, event. Evet. Bilişim yani, Derneği'nin etkinlikleri tabii, mesela. Partiler, mutlaka katılın. Birkaç parça İngilizce biliyorum. Birkaç parça Türkçe. IP konuşuyorum mesela. TCP/IP konuşabiliyorum falan böyle. TC'ni? Böyle yabancı dilim TCP/IP mesela. Evet. Merakla bekliyoruz kitabını. Yok. Öyle bir çalışma yok. Mithat'ın şeyi o. Mithat Bey'in vardı sanki. Mithat'ın kitap vardı. Çalışması. Benim, öyle hatırlıyorum. Mithat hayatını var. Yazıyor. Hizmet pazarlaması okuyorum. Üzerinde çok sevgili Sayın tez hocam, doktora tez hocamla beraber ve birkaç arkadaşla beraber yazdığımız bir hizmet pazarlaması kitabımız var. Bu arada Mithat Bey doktor oldu kendisine artık. Evet. Şey programda da doktor Mithat muayenehane açmayı planlıyorum. Başınız ağrıdım. Kaset çalışmalarım var. Kaset çalışmaları var. Plak çalışmalarım var. Kendisini doktor unvanından dolayı da tebrik ediyoruz, evet, bu çok vesileyle. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Mithat çok Bey çok zahmetli bir çalışma. Sonuna kadar hak edilmiş zor bir evet. Çalışma sonunda gelmiş bir taçlandırma aslında. Ya şu var, yani hani kitap yazmakta, diğer şeylerde, akademik çalışmalar vesaire de hani bunlar gerçekten büyük emekler yani. Hani geriye dönüp bakınca şey evet. Yapıyorsunuz. Doğru, ben kesinlikle. Ben bu işte jüri bitti bilmem ne vesaire tezi teslim ettim falan evde hani masamın üzerindeki çalışma masamın o notları falan toparlarken şöyle bir baktım da yani hani inanılmaz yüzlerce makale... İşte bilgisayarı şey yapayım çok dedim, sunumlar, işte bilmem neler, işte oradan onları PDF'lerin altını çizmişim, oradan işte kitapları indirmişim falan filan. Geriye dönüp bakınca büyük bir emek olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden hani kitap yazmanızı ve hani ne olursa olsun, önemli değil yani. Bestseller olmayabilir, satmayabilir, hiç evet. Önemli değil ama yeter ki basıp ortaya koyun yani. Evet. Mutlaka onu... Ondan yararlanacak ya süper oldu ya bu da diyecek birileri çıkacak diye. Ufak bir anım var bununla ilgili. Bilişim sektöründe savunma sanayinde bir kurumda çalışan bir yöneticimizle bir telefon aldım bir gün. Pelin Hanım sizin bir yazınızı okudum o siz misiniz dedi. Dedim nerede yayınlandı hiç bilmiyorum. Uğur Mumcu Vakfı'nın kendi sınıf grubumuzda çok kıymetli bir sınıf arkadaşımız vardı. O yayınlayacağını söylemişti, yayınlanmış ve okumuş. Lütfen bırakmayın, devam etmenizi aa, istiyorum demişti. Çok cesaretlendirmişti beni. Sonrasında işte Covid dönemi ve biraz daha çalışmaya fırsat buldum. Aslında zaman yaratılabilen bir şey. Hiçbir şeyi bahane etmemek lazım. Bu mesajları da alarak devam etmek şey lazım. Şey oluyor mu peki? Dur ilham geldi. Bir kalem kağıt getirin. Gerçekten oluyor. Hakikaten oluyor. Şaka değil. Telefon var Allah'tan hemen telefona. Hemen kahvesinden bir yudum aldı. Gerçekten bazen öyle oluyor ama. Onun böyle bir saati var mı yani? Ya bana daha çok hani böyle işte akşam geceleri geliyor falan. Akşam geliyor gerçekten. Bir de şeyde güneş batarken falan böyle romantik. Gerçekten doğayla baş başayken daha çok bence açılıyorsunuz. Yani doğa tabii ki. Doğa bence inanılmaz yani insanı çok tetikliyor her konuda. Doğada meditasyon... Yaptınız mı hiç? Deneyin. Gerçekten. O kadar doğada olmayan yaptınız. O kadar değişik bir insana soruyorsunuz ki bunu meditasyon derken. Ya geçen doğada böyle tek başıma bir meditasyon yapıyorum. Baktım armut iyi de armut. Gerçekten çok bilmiyorum aydınlanıyorsunuz. Yani hani ruhu da beslemek lazım. Yok, hani aklı beslemek yani gerekiyor. Bizdeki problem şu tam aydınlanacağız bir gülme geliyor. O yüzden de aydınlanamadan orada kalıyoruz yani. Evet ben kendimi çok iyi bir yogi olarak düşünüyorum. Hadi gidelim baba falan. O yogi de. Biraz ilgi alanlarım da onlar da var aslında. Ben de hani çok yoga yapanlara yogi yap. Deniyor değil mi? Onun kadın erkeği var mı? Yani kadınla başka bir şey, erkeğine başka bir şey. Cinsiyetsiz. Yogi. Hepsi yogi yani. Ay ben de hep yogi olmak istemiştim ama.
Böyle ilgi alanlarımızı da ruhumuzu da besliyoruz aslında. Siz network demişken aklıma konudan geldi. Konuyu ben toparlıyorum. Burayı kesebilirim. Tamam. Bırakın dağınık kalsın. Toparlanmaz bu. Senin yogi olarak böyle işte gün batımı kayanın üstüne baba çıkmışsın, böyle şey meditasyon yapıyorsun. Aklıma benim de çok değişik şeyler geldi. Diye böyle yerden yarım metre havalanmış. Öyle düşündüm. Yani böyle gözümde bir Yoda canlandı. Ben Yogi'yi büyüyünce, bilmiyorum ama yani. Büyüyünce Yoda değil de ben büyüyünce Kung Fu Panda olmak istiyorum. Gülmekten yüzüm ağrıdı şu an. Kung Fu Panda iyi, iyi. Büyüyünce onu... ama şimdi iyi. Büyüyünce. O zaman düşünürüz ya. Yani. Ama meditasyon, yani tabii işin hani esprisi, şakası, gülmesi bir tarafı. İnsanların hakikaten böyle zaman zaman durup bir ruhlarının kendilerini yakalamalarını beklemeleri önemli bir şey. Meditasyon. Siz meditasyon diyorsunuz, öteki nefes egzersizi diyor, bir iki işte ne bileyim kendini bulmak diyor. Yani ama o süreç hakikaten bence özellikle bu karmaşa içerisinde dünyadaki önemli bir konu yani. Evet, aborjinlerle ilgili bir kitap okumuştum. Şimdi siz anlatırken onu hatırladım. Bir Çift Yürek'ti kitabın adı. Böyle kitaplar okumayı da seviyorum aslında, roman, öyküyle beraber. Biraz daha... Aborjin yüreği mi? Bir çift yürek. Çift, tamam. Aborjinlerin hayatıyla alakalı. Kız mı erkek mi yürekler falan? Kız aborjin mi? Erkek aborjin mi? Hatırlamıyorum yani. Ne aborjin olmalarıydı sanıyorum. Şimdi bir yerden bir yere seyahat ediyorlar ve bir anda duruyorlar. İşte yanlarında da daha medeni hayattan gelen bir kimyacı, işte bir araştırmacı, bir kadın var. Kimyacıydı diye hatırlıyorum. Arkeolog kazıya gidiyorlar, eşyaları bırakıp. Kazıyla. Sonra duruyorlar ve o da soruyor işte neden durdunuz diye. Ruhlarımızı geride bıraktık. Hani çok biraz dinlenmemiz lazım şeklinde. Hakikaten bazen böyle seyahatlerde de oluyor. Mesela yazında işte diyorum ya, çok seyahat ediyorum. Ben neredeydim? Orada mıydım? Orada mıydım? Evet, biraz dinlemek gerekiyor. Biraz evet, böyle evet. Gördüğünüzü, duyduğunuzu, dinlediğinizi değil mi? Biraz böyle içselleştirmek için biraz vakit evet geçirmek lazım. Ben o yüzden bu seyahatlerde turları hiç sevmiyorum mesela. Çok hızlı, çok hızlı geçiyor değil mi? Her şey. Evet. Yani böyle akşam işte... Nereyi görmüştük biz? Evet, bugün neyi gördük falan. Sonra fotoğraflara dönüp bakınca buraya da gitmişiz, şuraya doğru gitmişiz. O anda onu algılayamıyorsunuz. O yüzden biraz şey hızlı. Şey oluyor yani öyle fotoğraf çekmek için gitmişin gibi aynen, sanki. Aynen evet değil mi yani? Dur şurada iki dakika meditasyon yapacağız. Yok ama tam bir fotoğraf çekelim. Evet hadi gidiyoruz mesela. Tam böyle meditasyon, aydınlanma hop. Hop benim de hep şey oluyor. Şurada bir kahve içmek isterdim. Bak mesela değil mi? Evet. Yani bir daha gelince şurada bir o bir daha pek olmuyor ama. Bir daha gelince bir daha dünyaya gelsin. Burada kahve içelim. İkinci hayatım. Neredesin Amsterdam? Kasım'da. Evet gerçekten çok soğuktu Kasım'da Amsterdam'a gitmeyi. Bu sene o arkadaşım... Ama Kasım'da Amsterdam bir başkadır diyorlar. Orası için miydi? Orası yok muydu? Orası yok. Orası değildi. Hakikaten böyle şeyi hatırlıyorum. Yani kat 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 giyinip sanki böyle tişörtle geziyor musunuz gibi soğuktu yani. İnanılmaz hissetmiştim. Bu sene tekrar bir niyetim var. İnşallah gidebilirsem. Ama kışı bekliyorum diyorum. Kasım olsun. Kışa daha soğusun çok öyle gideyim. Artık falan kış olmuyor, o yüzden gidebilirim gibi. Evet. Bu sene ya burada olmuyor da orada oluyordur belki. Orada oluyor evet, oluyormuş bu gerçekten. Bu sene kış olmadı. Enteresan bir şekilde evet bakalım. Kar botlarını çıkardım Aralık ayında hala. Hiçbir işe yok. Bir de tabii şöyle durumlar oluyor. Kalkıyorsunuz işte bizim kapalı otoparkımız yok. Arabayı temizle, tabii, ısıt. Tabii orada ayrı bir şey. Bir gün arabanın kapısını açamadığımı hatırlıyorum soğuktan. Oo, gerçekten olmuş. Böyle bir şey yaşadım. Bu sene hiç öyle bir konu olmadı. Ne yaptınız olmadı peki? Komşular yardımcı oldu. Hepsi asıldı. Bir özelliği var. Hemen onun hazır böyle bir yardım ekibi var. Sen görünmez bir yardım uçakta ekibi. Bir anda evet, yardım koridorda koş, falan koridorda mesela bavulu koyarken. Bazen öyle durumlar olabiliyor gerçekten. Tam kapıyı açacağım, birisi gelip açıyor hemen. Ben şey yapıyorum, sağma soluma bakıyorum. Bakışlarla halletmeye halloluyor çalışıyorum güzel o konuyu. Ama gerçekten benim... Ben de böyle Mithat'a bakıyorum yardımcısıyla. O da ne bakıyorsun? Git dönüyor mesela yani. Ne var ya? Bir ayağım uğurludur öyle derler. Biraz güzel, onunla da alakalı olabilir güzel yani. Netaş'taki işlerin açılmasını ona bağlıyoruz.
Pelin Hanım Netaş'a başladıktan sonra Netaş halka açıldı falan. Netaş. Yok zaten artık. O Yataş değil. Olsun yani bir harf için. Netaş. Pardon iki harf oluyor ya. İki harf olsun. Siz bu arada demin network ürünlerinden bahsedince evet. biraz da işle alakalı bir tabii, konuya tabii, değinmek buyurun. De gerekirse aklıma o da geldi. Netaş'ın yerli bir sunucu ürününün üretimine başladık. Türkiye'de üretimi yapılıyor. O tarafla ilgili de her bir sorumluluğu var. Her şeyini Türkiye'de üretiyor. Tabii ki hiçbir ürün %100 yerli değil. %71 yerlilik oranı. Yerlilik oranı yüksek olan diye bahsediyoruz. Neleri yurt dışından alıyorsunuz? Tabii önemli olan ana cihazları, ana RAM gibi, işlemci gibi konuları. Daha çok yerlik ürüne dahil olmayan işte plastik gibi konularla ilgili parçaların birleştirilmesi ve yerli ürünlerin de burada konumlandırılmasıyla birlikte Orhanlı'daki fabrikada bu süreç tamamlanıyor. Yazılım tarafı, Netaş'ın tabii ki yazılım tarafı da var ağırlıklı olarak. Şu anda Netaş'ın nüfusu yanlış bilmiyorsam 2200'lere yakın. Ve 600 kişi kadar sadece Ar-Ge tarafında, yazılım tarafında çalışmaları oluyor. Savunma tarafında da ağırlıklı kurumların ihtiyaçlarına göre yapılan yazılımlar da var. Ben de hem bu tarafla ilgili gelişmeleri takip etmeye ve yeni çok projeler çalışmaya hazırlanıyoruz hem mühendis arkadaşlarımızla beraber. Aynı zamanda bir de şirketimizin BDH, Bilişim Destek Hizmetleri şirketi var. Aslında birçok üreticinin de destek, servis, support tarafını yürüttü. Aynı zamanda Netaş yerli sunucunun da servis, support tarafını da yürüttüğü bir şirket. Orada da 900 kişiye yakın Türkiye'de 81 ilde yerinde destekleri sağlıyoruz. Çok o güzel. Anlamda hem veri merkezi hem bakım projeleri bildiğim kadarıyla bütün illerde hani çok ciddi hizmet sunumuyla ilgili hani belli sürelere uyacak şekilde bir organizasyonu var BDH'ın evet, yani evet. SLA'larla ilgili olarak. Kesinlikle. Bu konudaki en iyilerden de biri olduğunu düşünüyorum evet. ben yani. Netaş bu konuda çok iyi bir stratejiyle BDH'ı ayrı bir organizasyon yapı olarak tutmakla çok da iyi yapıyor aslında. Evet, evet öyle bir organizasyonu var. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz ay 60 bin çağrı karşılanmış. Birçok kurumda hem özel sektörde, bankalarda, savunma ve kamu sektöründe de birçok kurumun servis bakım tarafını yürütüyoruz. Yine kurumlarda dahil etmeye çalışıyoruz. Süper. Ben de Ankara'da bu süreçleri kurumlarımızla yönetmeye tamam. çalışıyorum. Bu tabii profesyonel taraftı. Maskenin diğer yüzünü de, daha doğrusu madalyonun diğer yüzünü de sizlere anlatmaya çalıştım. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Aslında hani birçok şey de var ama tabii hani sınırlı süreli evet. bir program var. Ama belki önümüzdeki günlerde sizi tekrar bir defa daha hani misafir edip diğer hobilerinizle, ilgi alanlarınızla ilgili konuşmayı çok arzu ederiz eğer tabii hani siz de vakit yaratabilir ve uygun ben olursanız. Ben onur duyarım sizinle yaptığımız her çok görüşme çok kıymetliyken burada çok olmak benim için çok çok özeldi. Ayrıca bir düşüncemi, bir görüşümü de paylaşmak istiyorum. Gerçekten sektörde bir odak yarattınız. Bence bu sizin enerjinizle de ilgili. Çok sağ olun. Hakikaten tecrübeleriniz, hayata bakış açınız, çok yönlülüğünüz zaten çok kıymetli. Bunları yansıtıyor olmanız. Bana diyor. İsminizi de ikiniz de alabilirsiniz. Aynı zamanda da hakikaten çok keyifli ve verimli bir program olduğu için de çok ederiz. Ciddi bir odak. Ben de sizler için çok daha iyi yerlerde olunmasını hep beraber inşallah diliyorum. Sizin gibi iyi değerli konuklarımız sayesinde biz de puan topluyoruz böyle işte. Yani biz temel buradaki tabii hedefimiz eğlenebilmek. Evet, hani eğleniyoruz. Düzgün dostlarla, insanlarla sohbetler ederek hani zaten bildiğimiz kıymetlerini, değerlerini bildiğimizi düşündüğümüz insanları işte izleyenlere de hani bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bizim için de keyifli. Yani biz de keyif alıyoruz. Ama tabii hani çok teknik detaylara vesairelere de hani girmemeye çalışıyoruz. Hani onu zaten bütün gün işle ilgili, projeyle evet. ilgili konularda hep konuştuğumuz için. İnşallah herkesin hoşuna gidiyordur. Evet, dilimiz sürçüyorsa affola ama hani evet. rahat bir programımız biz yani. Önemli olan normalde de yaptığımız sohbeti zaten burada da evet, yapabiliyor aynen. olup
o samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu anlatmak evet, aslında. Kesinlikle. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok onur ediyoruz. Duydum. Çok çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok peki, mutlu oldunuz. Maskesiz Hayatlar programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ben Mithat Ozan Özgü. Ben Levent Kılıç. Ben Pelin Şenay. Esenlikle kalın efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.